Merhaba arkadaşlar. Ben Habbo Ocak Döküman Yönetim Sistemi ilçe işlemleri ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde eee şubemize gelen bir yazıyı en son iş yapacak ya da bu evrakla ilgili işlemi yapacak kişiye havale işlemini göreceğiz arkadaşlar. Şu an şef rolündeyiz. Şef olarak bize gelen yazıyı memura havale edeceğiz arkadaşlar. İş yönlendirme ile havale arasındaki fark şu. İş yönlendirme yazıyı sevk etme. Ben sana gönderdim. Sen de memura yap diye emret ya da yap diye gönder anlamında arkadaşlar. Şu anda bakın şef olarak e, iş sistemdeyiz. Şuradan görebilirsiniz. Buradaki e, şubemizde bulunan personellere bu yazıyı gereği amaçlı ya da bilgi amaçlı gönderebiliriz. Mutlaka bir kişiye gereği amaçlı göndermemiz gerekiyor. Bakın personele havale pasif durumda tıklıyorum, personele havale aktif hale geliyor. Bu personel bu işi yapacak anlamına. Ben bu evrakı sana gönderiyorum, sen bu evrakın gereğini yap anlamında kullanıyoruz. Havalenin anlamı bu arkadaşlar. İşi yap anlamında. Atıyorum diğer personellere de yani şu anda geçi bunlar olmaz da burada birden fazla memur var. Öbürlerinin de bilgisi olsun istiyorsanız bilgi amaçlı gönderiyorsunuz arkadaşlar. Şu an e, memurumuza yazımızı havale ediyoruz. Şu anda yazımız memura gitti. Memura düştü arkadaşlar. Memurumuz bu başka bir yazı. Bu yazı e, memur bu yazımıza gerekli işlemi yapacak. Yani büro kayıt yapacak. Bir sonraki dersimizde de onu anlatacağız arkadaşlar. Bu dersimiz burada sona erdi.